Son zamanlarda Türkiye'de gündem yoğun sevgili izleyenler. Ülkemizin doğusundan batısından çocuklara yönelik haberlerle bir kere sarsıldık. Ardından bebek katillerine, doktorlara, hemşirelere şu yeni doğan çetesini konuştuk derken 23 Ekim Çarşamba günü bir anda gündem değişti. Ankara'da başkentimizde bir terör saldırısı gerçekleştirildi TUSAŞ'a yönelik. Ardından Diyarbakır'dan savaş uçakları havalandı. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait 32 terör hedefi vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir denildi. Ankara'yı sarsan terör saldırısına Türkiye'nin yanıtı sert oldu. Savaş uçakları peş peşe havalandı, 32 terör hedefi ardı ardına vuruldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Diyarbakır'dan havalanan 8 F-16 savaş uçağı Suriye ve Irak'ta PKK-YPG'ye ait terör hedeflerini vurdu. Tamamen yerli mühimmatlarla tam isabetli atışlarda 32 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında harekat için 51. maddeden doğan meşru müdafaa hakkımızı kullandık denildi. Ayrıca Türkiye'nin beka ve güvenliği için terörle mücadelede tek bir terörist kalmayacak kadar azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.